Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Casper'ın bir ürününün arka kapağının açılışını göstermeye çalışacağım. Arka kapak dediğim şu kısmı açacağız. Fanın, hard diskin ve RAM'in bulunduğu yer. Şurada gördüğünüz gibi hard disk, sabit disk işareti var. Şurada da RAM'lerin bulunduğu işaret bulunmakta. Hard diskimiz ve RAM'imiz şu kısmın içerisinde. Şu gördüğünüz kısım var ya. Buranın içerisinde. Şimdi onu açacağız. Açmadan önce Casper'ın bu ürünü her zamanki gibi diyeyim. 14 inç bir bilgisayar. Şurada fark edebiliyor ama resimde biraz videoda biraz sıkıntılı ama şurada Casper'ın 14 inç Nirvana NB serisi. Bunu açacağız içerisinde arkadaşlar. İçerisinde birkaç işlem yapacağım ben. Açmadan önce sizlere göstermek istedim. Casper'ın her laptopu olduğu gibi bu da iğrenç bir laptopu. Gördüğünüz gibi mesela şunu göstereyim ben size en ufamda. Menteşe problemi kesinlikle başlı başına bir bela Casper'a bence. Kasa yapımında Casper kesinlikle bu işi yapamıyor. Bakacaksınız şimdi siz de göreceksiniz ki gördüğünüz gibi bakın şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi aradaki mesafeyi görüyorsunuz değil mi? Yani bir ekranın bu şekilde notebook'tan ayrılması bence tuhaf bir durum. Aynı şekilde peki farklı bir laptopta göstereceğim ben size bunu. Asus K53SV. Şurada Casper var. Asus'un ürününü şuradan arkadaşlar kaldırıyorum. Gördünüz mü? Bakın aradaki boşluk mesafesini. Bu da 2 yılı dolduran bir Asus. 2,5 yıl. Kendi kullandığım bilgisayar. Yani bu da 15,6 inç olmasına rağmen bakın 15,6 inç yani ekranın büyük olmasına rağmen en fazla şu kadar bir mesafe açılıyor. Ama Casper'a baktığınızda yaklaşık onun 3 veya 4 katı diyebilirim. Şimdi laptopun şuradan vidalarımızı alıyoruz. Bir elde kamera olurken diğer elde vidayla açması zor oluyor ama baştan sona her şeyi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar Casper ile Asus'u karşılaştırdım. Asus yılların firması. Tabii Casper'da bildiğim kadarıyla 1999 yıllar 90'lı yıllarda kurulan bir firma olarak da olduğunu biliyorum. Ama artık bence yani bu ısınma problemini, kasa problemini gidermeli diye düşünüyorum. Yani Casper'ın sıfır bilgisayarlarında bile bu hele hele son zamanlarda beyaz bilgisayarlar var. Hatırlamıyorum. Servisimize birkaç tane gelmişti. Yani kasa o kadar iğrenç olmuş ki laptopun şuradan tutup kaldırdığınızda sadece bu kısım kalkıyor yani böyle nasıl diyeyim her bölümü ayrı oynuyor bilgisayarın. Çok iğrenç bir tasarım yapmışlar. Malzemeden mi kaçmışlar artık ne yapmışlar bilemiyorum da yapamamışlar yani olmamış işin açığı. Şimdi şundan diğeri de yanmadık ama açabilirsem şurayı başarırsam İnşallah. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi açtık laptopun içerisini. Şurada wireless kartımız, şurada RAM'lerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi işlemcimiz, şurada grafik kartımız yani ekran chipseti dediğimiz grafik kartımız bulunuyor. Yani grafik yonga seti. Şurada işlemci fanımız bulunuyor. Bu da gördüğünüz gibi herkesin bildiği üzere sabit diskimiz. Sabit diskimizi alacağız biz buradan. Bakıyoruz sabit diskimizde vida takılı değil. SATA sürücü şu şekilde yavaşça çekip alıyoruz. Sabit diskimiz 320 GB'lık Toshiba'nın sabit diski. Sabit disk güzel. Güzel bir marka seçmişler Toshiba. Tabi VD'de olabilirdi. VD'de güzel markalardan biri. Şöyle baktığımda yani anakartın içerisine baktığımızda arkadaşlar şöyle baktığımda parçalar birbirine çok yakın koyulmuş bence. Isınma sıkıntısının
başlı problemlerinden biri de bu olabilir yani, bilgisayar ısınıyor. Grafik kartı burada hemen yakın. Tamam, bunların işlemciyle grafik kartı birbirine yakın olabilir ama şöyle bir şey var yani, RAM'leri de buraya koyması, aynı zamanda hard disk hemen burada yanında, şurada. Hard diskin de burada bulunması bence başlı başına problemler olabilir. Yani, tabii bilgisayar küçük, 14 inç ama hani RAM'leri atıyorum biraz daha farklı yerlere koyulabilirdi yani. Hani 14 inç bir bilgisayar, bence artık 14 inç bir bilgisayar Ultrabook diye olmalı. Ultrabook şeklinde yapılmalıydı yani. Şimdi arkadaşlar ben sabit diski kendi bilgisayarıma bağlayacağım. Oradan içerisinden almamız gereken veriler var. Onları alacağız. Yani bir kurtarma operasyonu yapacağız. Ben size ödediğim silinen resimler var. Onları alacağız içerisinden. İkinci kısımda videonun yani aşağıda linki göreceksinizdir. Aşağıdan bazı videolarda yaparlar ya. Şöyle yapayım. Şuradaki size uyarı çıkacak. Buradan recovery kurtarma işlemi videosunu göreceksiniz. Oradan da recovery yapacağız. Bakalım resimlerini çıkartabileceğiz mi müşterimizin? Umarım kurtaracağızdır. Başka aklımıza gelen bir şey olduğunda arkadaşlar şey yapacağız. Tekrardan beraber olacağız. Şurada yalnız bakın, şurada küçük bir kapak görünüyor, gördünüz mü? Burada arkadaşlar bildiğim kadarıyla bir şey olmaması lazım. Ben onu anlamış değilim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Boş. Neden boş? Anlamadım. Acaba şimdi şurada küçük küçük, evet görebiliyorsunuzdur umarım, bakın şeyler var. Orada bir kart oturtulması için bence orada bacaklar var. Bu kasalar şey üretiliyor, stabil üretiliyor yani belli bir seri olaraktan üretiliyor. Atıyorum buraya herhalde Bluetooth kartı koyuyorlar veya farklı bir kart koyuyorlar. Yani hepsi standart üretiliyor ama üzerinde mesela atıyorum bir laptopun üzerinde Bluetooth varken aynı seri ve şeye sabitken, yani aynı seride üretilmişken birinin üzerinde Bluetooth var, birinin üzerinde yok. Bence bu bence biraz aşılmalı. Yani artık Bluetooth olmayan laptop olmaması gerekiyor. Bluetooth kesinlikle bulunması gerekiyor laptopta. Niye derseniz yani kesinlikle lazım oluyor artık insanlara. Burayı da gördüğünüz gibi burası da çok basit basit yapılmış yani, bence işin açığı öyle değil. Boşu boşuna buraya kapak koymuşlar yani, işin açığı. Hani tamam kasalar seri halinde üretiliyor olabilir ama bence bu şekilde üretilmemeli. Aynı şekilde Asus'ta da gördüğünüz gibi arkadaşlar, sadece şurayı açabiliyorum ben. Burayı açtığımda hard disk ile RAM'imi buradan kontrol edebiliyorum. Wireless kartımı kontrol edebiliyorum. Diğer yerlerini sökmem için yani atıyorum grafik kartına falan ulaşmam için kasayı komple dağıtmam gerekiyor. Üstten aşmam gerekiyor yani. Yani bence Casper artık bu gibi şeyleri aşmalı diyorum. Recovery videomuza geçiyoruz.